sessiz oldun. Televizyon çok uzun yıllardır hayatımızda. İcadından bu yana insanları, yetişkinleri, en çok da çocukları etkilemekte. Olumlu özellikleri olsa da aslında olumsuz özelliklerin daha fazla olduğunu görüyoruz çocuklar için. Çünkü çocuklar yaş dilimlerine göre televizyondan çok farklı etkilenebiliyorlar. Örneğin 0-3 yaş döneminde biz hiçbir şekilde ekran kullanımını önermiyoruz. Televizyon da buna dahil. Çünkü 0-3 yaş döneminde çocuklar tam güven ve sevgi ihtiyaçlarının doruklarda olduğu bir dönem. Bu gereksinimlerinin karşılanması gereken bir dönem. Ancak televizyon ise karşılarında pasif bir iletişim aracı. Yani çocuklar soru sordukları zaman karşılığını bulamazlar televizyon izleyerek. Ya da karşılıklı bir iletişim ve gelişim sağlayamazlar. Bu da onların karakter gelişimini, kişilik gelişimini, sosyal gelişimini büyük ölçüde etkiler. Televizyon açısından bakarsak çocuklar gördüklerini uygulama eğilimindeler. Çünkü bu dönemde çocuklarda soyut düşünce henüz gelişmediği için çocuklar televizyonda gördüğü her şeyi somut olarak algılarlar. Örnek veriyorum, bir dizide gördüğü kahramanın yaptığı şeyleri doğru olarak zannederler. Ya da bir çizgi filmde gördüğü kahramanın yaptığı davranışları onlar da aynen tekrarlamak isterler. Bu yüzden de 4-7 yaş döneminde çocuğa fazla derecede televizyon izletmek, dizi izletmek çocuğun sağlıksız rol model geliştirmesine sebep olabilir. Genellikle çok duymuşsunuzdur, örneğin Spider-Man gibi uçmaya çalışan çocuklar ya da mafya dizilerini izledikten sonra akran zorbalığına girişen çocuklar. Bu dönemde de yine dizilerin, televizyonun çocuklar açısından çok olumsuz etkileri var. İncelediğimizde diziler yetişkinler için yapılmış içerikler. Yani her ne kadar amblemlerinde ya da tanıtımlarında işte 7 yaş üzeri ya da 6 yaş üzeri gibi ibareler bulunsa da diziler kesinlikle çocuklara uygun ibareler değil. Çünkü genellikle dizilerin içeriklerine baktığımız zaman bol rating toplamak için ya şiddet içerikli sahneler ya da cinsel içerikli sahneler bulunmakta. Bir çocuğun da bu sahnelere maruz kalması onun kişilik gelişimi için büyük bir olumsuzluk yaratmakta. Bu içeriklere maruz kalan çocuklarda da kaygı, korku, endişe gibi duyguların yoğun olarak arttığını, yalnız kalmak istememe ya da uyku bozuklukları gibi problemlerle karşımıza çıktığını da biliyoruz. Öncelikle anne baba kendi dizilerini bir sorgulamalı. Hangi dizileri izliyorlar? Hangi içerikleri izliyorlar? O noktadan sonra çocuğa bir sınırlandırma getirebilirler. Çünkü çocuk da onlarla beraber her akşam bu dizileri izlemekte. Daha sonra anne baba rol model olmalı. Örneğin hep beraber bir dizi izliyorlar. Bir çizgi film ya da program da olabilir. İçeriğin çok da bir önemi yok. Önemli olan ne izledikleri. Bunu sormalılar çocuğa. Sence bu şiddet sahnesi doğru mu? Sence bunu gerçekleştiren kişi doğru mu yaptı? Şiddet yerine ne yapabilirdi? Ne yapsa daha doğru olurdu gibi empati yeteneklerini geliştirecek sorular sorarak, yani çocuğun ekran karşısında pasif olmasından ziyade aktif olmasını sağlayarak da bu sınırlandırmayı gerçekleştirebilirler. Genellikle kendi yaşlarına uygun olmayan dizilerde şiddet içerikli ve cinsel içerikli sahneler olduğunu gördüğümüz zaman muhtemelen ilerleyen yaşlarında da bu şiddet içeriklerini rol model olarak alacakları için olumsuz yetişkinler özellikleri gösterebilirler. Genellikle dizilerde mafya tarzı, işte zorba çocuklar, haklarını aramak için şiddete başvuran çocuklar ve bu şiddet sonucunda da ceza almayan çocukların yer aldığını görüyoruz. Bu da özendirici bir tipleme çıkıyor karşımıza. Çünkü bu çocuklar bu ekrandaki figürleri izledikleri zaman şiddet sonucunda ceza almadıklarını görünce belki kafalarında adaletsiz bir dünya inancı gelişiyor ya da şiddet sonucunda ceza alınmaması gerektiğine dair yanlış bir izlenimleri oluyor. Bu yüzden kesinlikle şiddet içerikli, cinsel içerikli sahneleri, yani çocuğun yaşına uygun olmayan sahnelerin izletilmesini doğru bulmuyorum.